Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza Red Dead Redemption Online ile duruyorum. Arkadaşlar, Red Dead Redemption Online benim son zamanlarda oynadığım en muhteşem oyun. Neden? Şimdi değineceğiz. Şimdi Red Dead Redemption Online'da ben neler yapıyorum? Geçen gün bir oturmuşum 7-8 saat oynamışım canlı yayından sonra. Bu arada Facebook'taki canlı yayınlarıma bekliyorum. Her gün öğlen saat 1'de Facebook'ta canlı yayındayım. Arkadaşlar, Red Dead Redemption Online'da 4 tane meslek grubu var. Bunlardan bir tanesi Trader, bir tanesi Collector, diğeri Bounty Hunter ve Moonshine diye 4 tane mesleğimiz var. Şimdi ben size bugün Trader'ı göstereceğim ve zamanımız yeterse biraz da Bounty Hunter'dan bahsederim. Canlar, şimdi Trader'da şöyle bir olay var. Bütün oyuncuların kendi kampları oluyor. Kampa gelip bir table, masa satın aldığınız zaman şöyle bir kasap abimiz geliyor ve bizden hayvan avlamamızı istiyor. Hayvan avladıkça, şuraya bir E'ye basılı tutayım. Ben gidiyorum, hayvan avlıyorum. Getiriyorum arkadaşlar, materials kısmına bağışlıyorum. Ben bunları bağışladıkça sağ üstteki beyaz bar sonuna kadar dolmaya başlıyor. O dolduğu zaman, sonuna kadar dolduğunda, hani bu adam işledikçe oradan tükettiği için trader mesleği daha kolay hale geliyor. Bakın şimdi, trader mesleğinde ikinci olay da şu. Bizden bu meslek grubunu yapmamız için bazı materyaller istiyor bu delikanlı. Az önce o da gelmiş. Şimdi bunu bir başlatalım ve trader mesleğini size göstermeye başlayayım. Trader mesleği keyifli bir meslek. Belli bir levelden sonra, 10 level olduktan sonra çok fazla para verebiliyor arkadaşlar. Bir teslimatta $150 falan para veriyor. Güzel para. Red Dead Redemption Online için iyi para. Bu oyunda para kasmak biraz sıkıntı. Yalnız ben çok yüksek para istiyorum diyorsanız kesinlikle Collector oynamanız lazım. Collector'da nedir? Ben size direkt söyleyeyim. Bir Madame Nazar var. Bu ablamız bize diyor ki işte şunları topla getir, bunları bana sat diyor. Haritada gizli saklı olan bu parçaları, alet edevatları, işte kart var, ne bileyim çiçek topla getiriliyor falan. Kendi ihtiyacı olan şeyleri bizden istiyor, biz de götürüyoruz ve karşılığında bize çok sağlam para veriyor. Collector da bu şekilde arkadaşlar. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Bununla ilgili bir tane harita var. Hangi parçaların nerede olduğunu gösteren bir harita var. Hatta bir saniye şuradayken hemen göstereyim. Ben onu hazırlamıştım size. Bakın şu harita. Bunu da aşağıda linklere koyarım açıklamalar bölümünde. Ha, buradan bakıyorsunuz. Buradaki bölgenin aynısını şuradaki haritadan eşleştiriyorsunuz. Orayı işaretleyip gidiyorsunuz ve oradaki materyalleri topluyorsunuz. En sonunda Madame Nazar'a götürüp satıyorsunuz. Mevzu bu. Bu biraz sıkıcı. Bana biraz sıkıcı geliyor. Aa bak, Madame Nazar da buradaymış. Şu kadın. Normalde haritada bazen görünmeyebiliyor. Bu ablaya getirip satıyorsunuz abi. Bak, çılgın çılgın hareketler yapıyor. Tabii bizim onunla şu an işimiz yok. Biz şimdi bize verilen görevi yapalım. Bize verilen görevde dediğim gibi hayvanları bağışlıyoruz. O hayvanları alıyor, işliyor, kesiyor, biçiyor, bir şeyler yapıyor. Varillere koyuyor. Daha sonra onu bizim belli başlı yerlere teslim etmemizi istiyor güvenli bir şekilde. Şimdi burada gördüğünüz gibi bazı delikanlılar var. Ben bu delikanlılara benim bilmem ne ay neydi o Deadeye'la dalacağım ve hepsini yok edeceğim. Bakın. Bir bu. Bir bu. İki bu. Üç bu. Aa, tam koyuyordum ona. Patlatayım. Allah 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 Allah. Al. Şimdi bunların elinden alacağım ben. Şunu patlatayım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada adam vurmak biraz... Evet. Vurulduğunuz zaman böyle cacık oluyorsunuz. Oğlum ne oldu lan? Kral dayak yedik ha. Vallahi billahi ha. Gidip şu vagonu tekrar alalım ya. Ulan herif tek attı, canıma dikkat etmedim herhalde ben. İyi oldu, iyi oldu. Burada görmüş oldunuz, böyle şakası yok yani bu işin. Herifler baya baya ağzınıza burnunuza vuruyor. Şimdi gidelim şu vagonu tekrar alalım. Dakikamız var. Allah'tan dakikadan yana sıkıntımız yok. Gider 8 dakika içerisinde teslim ederiz. Oradaki delikanlıları öldürüyoruz. Oradaki vagonu alıyoruz ve belli başlı materyalleri almış oluyoruz. Getirip bizim delikanlıya veriyoruz. Mevzu bu. Tabi bunu biraz zorlaştırmışlar, adamları koymuşlar. Normalde ben genelde ölmüyorum, onu söyleyeyim, artık alıştım çünkü oyuna. Bu arada Deadeye'm da bitmiş. Yemek yiyerek bunu doldurabiliyoruz. Tamam, ben Deadeye'yi da doldurdum. Deadeye dediğim karakterin özel bir skill arkadaşlar. Onu açtığınız zaman işaretlemiş olduğumuz rakiplerin beynine kendisi otomatik dan 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 vuruyor. Ha, geldik. Şimdi bir de şu diğer sniper'a geçeyim. Şu sniper'la vurayım. Bununla işim biraz daha kolay olacak. Al. Bunda daha kolay gördüğünüz gibi. Çünkü hedef medef var. Diğerinde zor oluyor. Al dayı. Yaşayan var mı? Evet, şurada bir kişi daha varmış. O da burada. Hadi bakalım, o da gitti.
Ya dediğim gibi bu çok normalde aslında zorlamıyor beni. Ama az önce herhalde ben canıma çok dikkat etmedim arkadaşlar. Geliyoruz bu lavukların ellerinden. Bu vagonu alıyoruz ve kampımıza götürüyoruz. Kampa götürdüğümüz zaman bizim dayı başlıyor bunları işlemeye. O işliyor, işliyor, işliyor. En son bize resmen bize tekrar bu vagonu veriyor. Bir tane vagon veriyor. Bunu diyor güven şuraya götür diyor. Buraya götür diyor. Oraya götürüyorsunuz. Bu arada bak başka adamlar gelmeye başladı. Tabi yol sırasında saldırıya da uğrayabiliyoruz böyle. İşin güzel tarafı şu. Hedef aldığınız zaman kendisi otomatik gidiyor arkadaşlar. İşaretli olan yere kendisi otomatik gidiyor. Yani ben sadece hedefe basılı tutarım böyle. Etrafa bakarım. O sıra içerisinde atım kendisi gidebiliyor. Bu olay iyi olmuş. Diğer türlü çok zor bu olay. Hatta ben şimdi yine bu mevzuya geçeyim. Çünkü arkadan gelmeye başladılar. Gelin bakalım. Bak bak şuradan geliyorum. Bam. Şimdi bununla adam vurmak biraz şeye benziyor arkadaşlar. Red Dot takmış olduğunuz Kar 98'de uzaktaki adamı vurmaya çalıştığınızı düşünün. Bir tane nokta var gördüğünüz gibi. Hani bu noktayla adam vurmaya çalışıyorsunuz. Uzaktaki herifleri vurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden biraz zorlayabiliyor. Ama sniper'a geçerseniz dürbünlü işimiz daha kolay. Şimdi bunu bir götürelim. Bunu götürdükten sonra dedim ya eleman başlıyor biraz. Hapşuracağım bu arada. Ay hapşurdum. Oo tek attı. Delikanlı. Ulan öldü lan. Tamam. Şimdi vagonla giderken çok fazla kestirme kullanmamaya çalışıyorum. Bunun sebebi vagon takılıp düşebiliyor, kırılıyor, mırılıyor falan. Ondan sonra göreviniz cacık oluyor abi. Öldü herhalde. Tamam. Ha gelmişiz kampa. Vagonla kesinlikle belirtilen yolda gitmeye çalışın. Şimdi şunu buraya bir bırakalım. Evet. Bu dayı bu malzemeleri bizden alıyor ve başlıyor işlemeye. 9 level olmuş olmamız lazım şimdi bizim trader'da. 10 levelde vagon alacağım ben. Heh. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar. Nerede bu bizim table? Şurada. Birkaç hayvan avlayalım. Şunun görevi geldiği zaman bunu yapmazsanız eğer aşağı taraf başlamıyor. Yani dolmaya başlamıyor. O yüzden şu geldiği zaman bunu yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra aşağıda variller birikmeye başlıyor. Şimdi bakın. 25 tane varil doldurmuşuz. Normalde vagon kapasitem benim 25'ti. Ben bir vagon satın aldım ve 50'ye çıkarttım bunu. Dolayısıyla artık 50 tane ürün alıp daha fazla teslimat yapıp daha yüksek para kazanabileceğim ve XP kazanabileceğim. Şimdi burada yapmamız gereken bizim yukarıdaki sağ üstteki beyaz barı yüksekte tutmak. Onu sonuna kadar çekiyoruz ve dayı bunu yavaş yavaş tüketiyor işte. Bunu tükettikçe şuradaki kutular dolmaya başlıyor. Şimdi bu yarıda gördüğünüz gibi ben size birkaç hayvan avlayayım ve hayvan avlama olayını göstereyim. Orada bir püf nokta var çünkü. Ondan bahsedeceğim. Dolayısıyla bunları yapmak gerçekten oyunda vakit alıyor arkadaşlar. Oyunda neden, yani nasıl vakit geçiriyorsun dediğin zaman meslek yaparsanız gerçekten çok keyifli zaman geçirebilirsiniz bu oyunda. Şimdi Eagle Eye'ı açacağım. Eagle Eye'ı açıp etrafta işte daha çok ben ceylan falan geyik meyik avlıyorum. Onları avladığınız zaman onlardan daha iyi materyal oluşuyor. Bar, hani dedik ya barı doldurmaya çalışıyoruz diye. Bütün hayvanların yıldızları var. Bazısı 1 yıldız, bazısı 2 yıldız diye işte bazısı 3 yıldız. 3 yıldızlı olanlar tabii ki bize daha fazla materyal sağlıyor. Dolayısıyla 3 yıldız olan hayvanları arıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Mevzu bundan ibaret. Arkadaşlar hayvan ararken bakın haritada şöyle kırmızı bir alan gördüm. Bu alan ne biliyor musunuz? Bu herifler buraya gelmişler. Kafalarına göre at koşturuyorlar. Burayı benim temizlemem gerekiyor. Hadi gelin temizleyelim. Bam bu bir. Bu iki. Bu üç. Gel. Bu dört. Bu beş. Onu vuramadık. Ah şimdi vurduk. Bunu da vurduk. Başka var mı? Muhtemelen var. Bu kanun kaçakçısı gelmiş buraya. Kafasına göre at koşturuyor bak. Kurmuş evini buraya. Lavuk. Şunu bir açalım. Herifi göremiyorum çünkü karanlıktan. Burada iki kişi daha var. Şurada mı? Gördüm seni. Sen bir git. Sen de git dayı. Şimdi bir tane adam kaldı.
bunların kralı herhalde. Gidelim şunu da ağzına bir tükürelim. Ya oyunda böyle şeyler oluyor. İnanılmaz güzel. Acayip zevkli. Bir anda kendinizi farklı bir şeyin içinde buluyorsunuz. Bakın ben avlanmaya çıktım. Normal hayvan avlayacaktım. Ve trader mesleği yapacaktım. Bir baktım burayı böyle sahiplenmiş lavuklar var. Hayırdır? Kalk. Çok güzel. Bunu eğer dayağı yeseydim muhtemelen ölecektim. Bir tane daha mermi yeseydim ölecektim arkadaşlar. Canım bayağı gitmişti. Evet, burayı da temize kavuşturduk ve şunları da lootlayalım. Öldürdüğümüz adamları lootlayıp üzerlerinden eşyaları toplayabiliyoruz. Ne varsa artık üstlerinde. Arkadaşlar şimdi hayvan arıyorum ama hayvan bulamadım. Hayvan bulmak çok da önemli değil. Zaten etrafta da hayvan yok. Gidelim bir tane de Bounty Hunter yapalım. Bounty Hunter nedir? Bize ne yarar var? Onlardan bahsedeyim size. Şimdi öncelikle atımıza bir atlayalım. Bounty Hunter bölgesine bir bakalım. Nerede varmış en yakın? Bakın şurada var. Buraya doğru gidelim. Oraya doğru giderken ben de size anlatayım. Öncelikle şöyle escape'e basıp menülerden, progress'tan rollere gelelim. Bounty Hunter'ı neden yapıyoruz veya Trader'ı neden yapıyoruz fark etmez. Her meslekte arkadaşlar belli bir levelden sonra bazı şeyler açılıyor. Mesela ben şu atı çok beğeniyorum. Bunu açmam için benim Bounty Hunter'da 10 level olmam gerekiyormuş. Ben şu an 8 levelim Bounty Hunter'da. Bakalım. Evet. Hatta 8 level bitmek üzere. 9'a gireceğiz. 9'u da yavaş yavaş yaparak kasarız diye düşünüyorum. 10 level olduktan sonra Bounty Hunter'ın atını alacağım. Dolayısıyla oyunda meslek kasmanızın sebebi bu. Yani size sunulan, sizi güçlendirir. Aa bakın burada hayvan var. Bak. Kaç yıldız mesela? 2 yıldız. Şimdi bunu tek atarak öldürmem lazım. Tek atarak öldürmezseniz hayvanın yıldızı düşüyor. Oo hayvan ne? Dur şundan bir tanesini avlayabilirsem eğer. Lan ya buraya. Heh, sonunda öldü. Şimdi normalde ben böyle yapmıyorum. Normalde hayvanların kafasına bir tane vuruyorum. Ve arkadaşlar onun yıldızının düşmemesini sağlıyorum. Şöyle bu diyelim 3 yıldızlı bir hayvanda. Bakın şimdi şurada altta göreceksiniz. Bir dakika. Heh, bak şu an çıktı. Baya California Pangolin Doe diye bir şey yazıyor. Yanında da yıldız seviyeleri var. 1 yıldız. Bu belki de 2 yıldızdı ya da 3 yıldız bir hayvandı. Ama ben bu hayvanı telef ettim. Defalarca ateş ede ede. Buradaki amacım hayvana tek atıp öldürmekten ziyade size mevzuyu göstermekti. Hayvan avlamak bu işte abi. Hayvanı avlıyorsunuz. Sonra getirip bunu atınızın arkasına yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra gidip kamptaki dayıya satıyorsunuz. Bakalım kamp yakın mı? Muhtemelen yakın olması lazım. Trader meslek grubunu size anlatmak istiyordum. Hayvan arıyordum döne döne. Bulduk güzel. Kampım da yakınmış. Olay bu abi. Benim bunu saatlerce yaptığım oluyor. Ya çok keyifli çünkü. O müzik eşliğinde bu atmosferde böyle hayvan avlayıp işte görev yapmak falan zevkli olabiliyor. Şimdi şuraya geliyoruz. Materyal kısmına tıklıyoruz ve buradaki aldığımız hayvanı bağışlıyoruz. Bakın yukarıda beyaz küçük bir beyaz bar var. Ne kadar arttıracağını gösteriyor. Bu eğer 2 yıldız olsaydı bir tık daha üstüne biraz daha fazla arttırıyordu. 3 yıldız olsaydı çok daha fazla arttıracaktı. Bunu böyle veriyoruz ve bakın bu gördüğünüz gibi işlemeye başlıyor yavaş yavaş. 50 yapana kadar benim bununla bir işim yok. Dolayısıyla ben şu 29'un 50 olmasını bekleyeceğim. O zamana kadar başka meslek gruplarını kasabilirim. Biz ne yapacaktık? Gidip şuradan Bounty Hunter yapacağız. Let's go. Valla baya baya size rehber gibi bir video hazırlıyorum şu anda. Yani çok fazla oynuyorum bu oyunu. Ne yapıyorum, ne ediyorum merak ediyorlardı insanlar. Bunları yapıyorum. Şimdi göreceksiniz Bounty Hunter'da biraz daha böyle eğlenceli olacak işler. Çünkü ortalık karışabiliyor Bounty Hunter'da. Çok fazla adam oluyor. Ve ben Bounty Hunter'dan daha fazla para kazanabilmek için, daha fazla XP kazanabilmek için getirmem gereken elemanları canlı getirmeye çalışıyorum. O daha çok zorluyor işi. Çünkü bir sürü adam oluyor etrafınızda. Bazen hangisinin yakalayıp getirmeniz gereken adamlar olduğunu falan kestiremiyorsunuz. Arada öldürebiliyorsunuz yani. Onu yapmak istemiyorum ama ben şimdi. Videonun şansına karanlık ortamda oynuyoruz abi. Şimdi Bounty'ye geldik. Bakın F'ye bastığım zaman Legendary Bounty'ler var. Bunlar hikayesi bulunan daha zorlu böyle Bounty'ler. Ama ben şimdi bunu yapmayacağım.
Ben size normal bounty yapacağım. Buradaki normal bounty'lerde ise bakın burada reward'ın yanında bir tane dolar işareti var. Al bu yanın bir yanındakinde iki tane dolar işareti var. Diğerinde de aynı şekilde iki tane dolar işareti var. Şimdi burada ortadakini yaparsam dört tane elemanı bir yandan getirmemi isteyecek. Bir tane atım var. Dolayısıyla bunu getir götür getir götür getir götür yapmam gerekiyor. Vagonumda olmadığı için getir götür yapmam gerekiyor paso. Ben en iyisi şunu seçeceğim. Ve seçmiş olduğum bounty'yi yapmaya doğru başlayacağım. Bu ne diyorlar? Buradaymış lan bounty. What the f- Ana. Ha bölgeyi ara diyor. Pardon. Tamam bölgeyi ara diyordu. Şimdi bizden burada ne olmuş ne bitmiş? Bunu aramamızı istiyor. Bunu yapmamızı istiyor. Şöyle hemen bir tarayalım. İlk başta ipuçları topluyoruz bu şekilde ki şu anda bizim peşinde olduğumuz adamların nerede olduğunu tahmin edebilelim. Alanın içerisinde Eagle Eye'ı açıp bu şekilde parlayan yerleri bulmaya çalışıyorum. Böyle normal bu şekilde parlayan değil de yukarıya doğru yıldızları falan çıkıyor. Yalnız bunu atla yaparsam daha iyi olacak. Şu ata bineyim. Şu an hala araştırma kısmındayız arkadaşlar. Çeşit çeşit bounty hunter'lar görevleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Bunu gösterdim de iyi oldu. Farklı bir bounty şekli. Bölgeyi taramamız lazım. İpucu arıyoruz şu anda. Aha gördük. Abi olay bu. Şimdi ben bu adamlara şöyle bir şey yapacağım. İkisini de yakalamam gerekiyor ya. Eğer ölmezsem ki inşallah ölmem. Ney? Heh, birini yakalayıp paketledim hemen. Güzel. Şunu hemen şöyle yakalayayım. Diğer türlü yakalayamadım. Hemen şunu hemen paketleyelim. Heh. Bunu paketledik abi. Wow, 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 wow. Gel 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 buraya. Hemen şunu da paketleyelim. Okey. Atımızı hemen çağıralım. Oğlum bu çok basit bir bounty hunter oldu. Yani şu an için çok basit. Getireceğim yer de çok yakın. Vallahi çok şanslıyız. Normalde ta var ya nereden nereye götürmemi isteyebiliyor. Hemen şunu atıma paketleyip koyuyorum. Şimdi diğer adamı bağladım ama bunlar belli bir süre sonra ipi bağlayıp şey çözüp şey yapabiliyor. Nedir o? Kurtulabiliyor arkadaşlar. Yalnız şu an şansına inanılmaz kolay. Normalde bu kadar basit değil. Şunu hemen koyalım oraya. Bunu bir teslim edelim. Şimdi iki tane olduğu için dediğim gibi at bir tanesini alabiliyor. Bu herif inşallah kaçmaz. Evet. Sanırım orada hala bekliyoruz. Aynen. Şimdi ben bu elimdeki halatı güçlendirdim arkadaşlar. Bounty Hunter'ı kasmaya dediğim gibi hani meslek kasmanın sebeplerinden bir tanesi şu. Mesela o halat, güçlendirilmiş halatı almam için Bounty Hunter'da bilmem ne kadar ilerlemem gerekiyordu. Sallıyorum. Level atladım Bounty Hunter'da ve o halatı aldım. Dolayısıyla o halattan kurtulmaları neredeyse imkansız. Onu kolay kolay çözemiyorlar. Ama ilk başta oyunun bize vermiş olduğu halatı kullanırsanız böyle paketlediğiniz adamlar kurtulup kaçabiliyorlar. Ondan sonra sizin işinizi böyle çomak sokuyorlar abi. Şimdi Bounty Hunter'da şöyle mevzular da var. Eğer ben bu elemanı son 5 saniye kala filan teslim edersem ona göre daha fazla bana para verebiliyor. Ama ben onunla şu an uğraşmayacağım. Size Bounty Hunter'ı göstermek istedim. Ya olay ne? Diğerlerinden farkı ne? Normalde bu adamların çevresinde bir sürü adam olur. Bunları vurmadan etrafındaki adamları vurup temizleyip daha sonra bunları alıyorsunuz, kaçırıyorsunuz, işte ata bindiriyorsunuz. Gidiyorsunuz bayağı uzak yerlere, orada şerife teslim ediyorsunuz. Biz valla şansına kalktık. Burada olan bir tane mevzuymuş bu. Hemen aldık ve bir bounty yapmış olduk sizlerle beraber. Onu da göstermiş olduk. Evet, 112 Bounty Hunter XP'si verdi. 2 tane de jeton verdi. Ve biz bu sayede 0.8'de altın verdi gördüğünüz gibi. 0.08. 9 dolar para veriyor. Yani Bounty Hunter para için yapılacak meslek değil. Bounty Hunter'ı sadece şekil için yaparsınız. Çok karizma kostümleri falan oluyor arkadaşlar. O yüzden Bounty Hunter bir de yaparken de keyifli. Eğlenceli oluyor. Özellikle arkadaşlarınızla yaparsanız çok eğlenceli oluyor.
Moonshine görevi vardı. Ondan da kabaca bahsedeyim. Moonshine'de de arkadaşlar kaçak içki mevzusu. Onun da kendisine has özel görevleri var. O da çok zevkli. Ben daha açmadım, o yüzden size gösteremiyorum. 25 altına satılıyor herhalde şu anda. 15 altına falan düşünce ben onu satın alır açarım ve onun da videosunu paylaşmaya çalışırım sizlerle. Yani Red Dead Redemption Online'da ben bunlarla daha çok uğraşıyorum şu anda. Bu yüzden başka hiçbir oyunu oynayamıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım böyle içinizde bu oyunu merak edip bunlardan nedir, online'a giriyoruz ama bir sürü işaret var, bunlar nedir falan filan. Meslek gruplarından iki tanesinden bahsettim. Hemen şunu da söyleyeyim. Nasıl sahip oluyoruz bu meslek grubuna? Kampa gittiğimiz zaman arkadaşlar, bakayım yakın mı kamp? Onu bir, evet. Şimdi onu da merak ediyor olabilirsiniz. Bounty Hunter'ı ben nasıl açtığımı tam hatırlamıyorum ama Bounty Hunter'ı gelip şeriften mi, kasabadan şeriften mi ne açılıyordu herhalde? Yani yanlışım olmasın, onu tam hatırlayamıyorum. Ama trader aklımda, o yüzden trader'ı gideyim size göstereyim. Bu mesleği nasıl ediniyorsunuz göstereyim size. Şimdi meslekler oyundaki altınla açılıyor. Maalesef böyle bir durum var. Bu altınlar da gerçek parayla satıyor Rockstar. Bu arada şurada yine hayvan var. Hiç elimiz boş gitmeyelim. Öncelikle bakın şimdi. Şöyle yapalım. Dürbünlü silah geçeyim. Bak kokularını alıyor benim oğlan. Şuradan tek atmaya çalışacağız ama yine benim atı fark ettiler ve koşmaya başladılar. Şurada duralım bakalım. Vallahi baya baya yardırdı gitti. Ulan kafasına doğru atmak istedim ama. Bir de ateş ettiğinizde bir tık daha geç ateş ediyor. Bu sniper'ın özelliği. Biraz böyle geç ateş ediyor. Şöyle bir gelelim. Evet. Şurada hala koşuyor abi. Bam. Ana. Ulan arkadaş. Karlı karlı yemin ediyorum hiçbir şey anlamıyorum ya. Hah, aldık onu. Koşu yoluna doğru sıktık aldık. Abi hem karlı atmosfer hem akşam. Böyle olunca sevmiyorum ya. Bu karlı atmosferin bir an önce artık kalkmasını istiyorum oyundan mümkünse. Bakalım kaç yıldızmış vurduğum. 2 yıldız, fena değil. Şunu hemen alalım. Atımıza yükleyelim. Bu sırada gidelim. Ve trader mesleğini nasıl aldım hem onu göstereyim. Hem de şunu da teslimatını yapayım. Ben o bahsetmiş olduğum barı hep yukarıda tutmaya çalışıyorum. Oyunda benim için bir aktivite oluyor. Giriyorum, hayvan avlıyorum falan. Hoşuma gidiyor. Oyun için güzel oluyor yani oyunda. Normalde tabii ki bu hayvan mayvan avlama olaylarına şiddetle karşıyım. Onu da söyleyeyim. Hani lafı açılmışken. Avcılık olayı bana göre saçmalığın daniskasıdır. Hiç sevmem, nefret ederim. Oyun oynuyoruz, o yüzden yapıyoruz. Oyunlarda adam da vuruyoruz sonuçta. Hiç o açıdan şey olmasın. Yani görüşümü söylemek istedim. Şimdi bunu hemen giriyoruz, buraya bağışlıyoruz ve nasıl açıldığını göstereyim şimdi size. Kampı kurduk arkadaşlar. Kampı kurduktan sonra bakın şurada bir dolar işareti var. Bu dolar işareti sizin kampınızı geliştirmek için harcama yapacağınız bir menü. Buraya gelip E'ye basılı tuttuğunuz zaman şöyle bir ekran geliyor. Şimdi bu dayı bize burada bir şeyler satıyor. Burası değil. Şuradan bir çıkalım. Sanırım tentteydi herhalde. Tent de değilmiş. Bir dakika. Ne? Equipment olabilir. Evet, equipment. Şimdi arkadaşlar. Buraya girdiniz. Equipment'a geldiniz. Sıfır. Daha hiç meslek edinmemişsiniz. Ya da trader açmak istiyorsunuz. Geldiniz buraya. Butcher Table'ı satın alıyorsunuz. Butcher Table'ı satın aldığınız zaman meslek başlıyor. Buradaki mevzu bu. Bundan ibaret. Bunu da gösterdikten sonra artık videomuzun sonuna gelebiliriz. İzleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Mafia 2 serisi de kaldığı yerden devam edecek. Gelecek. Red Dead Redemption da gelecek. Çünkü benim en çok sevdiğim oyun Red Dead Redemption Online arkadaşlar şu anda. Yani bundan daha güzel bir oyun yok bana göre. Yani hikayesini daha bilerek başlamadım. Çünkü Türkçe ama bekliyorum hikayesini. Bu oyunu böyle detay detay sonuna kadar Türkçe bir şekilde bitirmek istiyorum. Mümkün olursa bunu yine YouTube'da video hazırlayarak sizlere sunacağım. Beklememin sebebi bu. Neden kanala hikayesini, videosunu atmıyorum derseniz eğer Türkçe yaması duyuruldu ve onu bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de eğer Red Dead Redemption Online'da yapacak bir şey bulamıyorsanız ya da meslek gruplarında neler yapıldığını görmek istiyorsanız videomu baştan sona tavsiye ediyorum izlemenizi ki izlemişsinizdir diye ümit ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de hala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.